Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Türkiye'nin dört bir yanından anlamsız bir şekilde kadroya alınmayan taşeron işçilerin haberleri duyuluyor. Kocaeli'de de İSYO'ya yıllarca emeğini vermiş 350 personel kadroya alınmadılar. Aynı işi yapanlar arasında ne yazık ki büyük bir ayrımcılık yaratıldı. Bu 350 personel kadroya alınmadıkları gerekçesiyle bir araya gelerek seslerini duyurmak istediler. Bu insanların arasında sayaç okuyucular, kepçe operatörleri, kanal açıcılar, şoförler ve pek çok iş kolu bulunuyor. Kadroya alınmama sebebi ise yaklaşık maliyetin en az %70'lik kısmının askeri işçilik maliyetiyle varsa aynı yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluşmaması. Yani sen %70 verimlilikle çalışmıyorsun. O yüzden sana kadro yok deniliyor. Oysa bu insanlar gecenin köründe şu kanal tıkandı, şu istasyon arızalandı denilerek işe koşuluyor. Ama şimdi %70 verimlilikle çalışmıyorsun deniliyor. Bu haksızlıktır. Bu adaletsizliktir. Bu insanların kadro dışı bırakılması haksızdır. Bu insanların